Uçuşup giden zamana inat vuruyor kalbim, duyuyor musun? Bana aşkı gözlerin anlatırken sen neden susuyorsun? Çıkarken gördüm seni de yetişemedim. Nereye gidiyorsun? Sıkılmadın mı aynı şeyleri konuşmaktan? Merak etme, aynı şeyleri konuşmayacağım. Sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Hemen yüz yüze görüşelim, olur mu? Şu an olmaz. Mehmet'le bir yere gidiyorum. Tamam. O zaman dinle beni. Bak Eylül. Şimdi sana söyleyeceğim şey bizimle ilgili değil. Neyle ilgili? Eylül! Alo Eylül! Eylül! Kaza oldu, bir şey oldu. Ambulans, ambulans sana çabuk! Mehmet! Tamam, arıyorum. Atatürk Caddesi, acilen ambulans istiyoruz. Trafik kazası, motorlu bir araca çarptım. Bacaklarını oynatabiliyor musun? Oynatabiliyor musun? Tamam, 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 tamam. Parmak uçlarını, parmak uçlarını oynatabilir misin Mehmet? Çok şükür. Tamam. Tamam. Eylül. Eylül, iyi misin? Tamam, sakin. Kontrollerini yaptın mı? Servikal vertebrası denemesi. Tamam, sakin ol. Ambulans çağırdın mı? Yolda geliyor. Güzel. Eylül, senin sakin olman lazım. Sen doktorsun. Sen burada yıkılırsan arkadaşın da yıkılır. Tamam mı? Hadi, sakin ol. Senin dediğini yaptım. Elini tuttum, gitmesine izin vermeyeceğim. Aferin. Merak etme, kurtaracağız onu. Sıkı sıkı tut. Dostum buradayız, merak etme. Açın yolu, ambulans geliyor, açın. Açın, ambulansın çalışmasına izin verin, açın. Açın burayı arkadaşlar, ambulansa izin verin, hadi. Arkadaşlar. Dikkatli hareket ettirmemiz lazım. Sırt tahtasını yaklaştır. Eylül, yardım edebilecek misin? Tamam. Güzel. Şimdi ben bu oyunu tutarken sen de yavaşça kaskı çıkaracaksın, tamam mı? Yavaş. 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 Çok yavaş. Yavaş hareket etmen lazım. Sinirlere zarar vermeyelim. Yavaş. Şimdi kontrollü bir şekilde. Yavaş. Yatır.
Sarsmadan. Yavaş. Nefes alamıyor, nefes alamıyor. Tamam, sakin ol. Steteskopu ver. Tamam hocam. Hastaya acil müdahale edilmesi lazım. 30 dakika içinde nefesi normale dönmezse durumu riskli. Tamam. Şimdi dikkatli bir şekilde kaldırıyoruz, ambulansa çekiyoruz, tamam mı? 1, 2, 3. Evet. Yavaş. Sarsmayın, dikkat edin. Merak etme, iyi olacak. Aldın mı MR sonuçlarını? Seninki orada mıydı? Yapacak mı ameliyatımı? Başkası yapacak. Kim verdi o kararı? O mu? Eğer yapmayacaksa bari kız kardeşine yardım etsin. Bak baban öyle. Bir işe yarasın. Nesrin kes. Saçma sapan konuşma Allah aşkına. Ne saçma sapanı be? Ne saçma sapanı? O kadar baktık büyüttük. Doktor ettim be. Doktor. Ya sen neden bahsediyorsun be kadın? Ben bu kızı aldım, kendi anamın kapısına attım. Attım diyorum. Attım çocuğu. Ben yaptım, ben. Babası olacağım güya. Tam 10 yıl boyunca, koskoca 10 yıl boyunca ne aradık ne sorduk. Bu çocuk ne yedi, ne içti, nasıl bitirdi okulları? Bir başına ne yaptı ha? Ah, üstüme iyilik, sağlık adam delirdi. Babasısın, arasaydın beni konutacağın mı oldu? Sana bir saniye. Tövbe estağfurullah. Ben ne dedim ki? Şimdi de suçlu ben oldum, iyi mi? Vedat! Vedat! Bu güneş de iyice kavurdu bugün ha. İstediğiniz dosyaları getirdim. Heh, iyi yaptın, salla. Nasıl yani? Bunun için mi istediniz bunu benden? Bunun için istedim. Kesin o mikropludan enfeksiyon kaptım ben, kesin ya. Samet Beyciğim, 40 defa ölçtük. Ateşiniz mateşiniz yok. Oğlum hastayım diyorum, kafan almıyor mu senin? Yeter ya, vallahi yeter ya. Doktor bir uşak bin belli değil, sabahtan beri getir götür. Söylenme, söylenme. Oh, kuzular geldi. Yuh, ne yapacaksın bu kadar sucuğu? Kıdemliğe soru sorulmaz. Kıdemliğe soru yok. Çok ayıp. Bunun sarımsağı bir kötü kokuyor ya. Ama olsun, karnım acıktı yine de. Bir pizza, döner möner bir şey mi söylesek? Yuh artık. Şurada hastayım, belki 5 dakika sonra öleceğim. Bir döner söylemiyorsun kardeşine, pintos. İyi tamam, söyleriz tamam. Abi senin yüzüne ne oldu? Rengin mengin attı senin. Nasıl? Kim? Abi bir soluklaştı değil mi? Baksana. Aa evet, evet. Bayağı betin benzin attı senin. Tamam, ateştendir. Bir baksanız oğlum. Ne ateşi ya? Buz kesin sen. Yat, 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 yat. Çok soğuk vücudun. Yat şuraya. Biraz önce sarımsak seni şey yapmadım ya, rahatsız etmedim seni. Evet, bir kokusu garip geldi. E güneşten de rahatsız oldun, gözlerin kamaştı falan. Gözlerimi kamaştırdı o da. Korku var mı korku? Bir ufak tedirgin etmedi değil. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Sen de benim düşündüğümü düşünüyorsun Fatih. Evet, galiba öyle. Yoksa... Sen olsan kuduz olursun. Hadi lan! Sensin kuduz. Kuduz olurmuşum. Dalga mı geçiyorsunuz siz benimle? Git bana Selim Hoca'yı çağırın, o koysun teşhisi. Kuduzmuş. Ya tamam, tamam. Bas git. Kendi kudurmuş, haberi yok. Ne kuduracağım ya? Vampir olurum ben. Vampir olurum. Evet. Acele et, acele et. Motosiklet kazası, hastanın bilinci açık, kooperatif, solunum düzensiz. Hemen asistanlara haber verin. Hadi acele edin, hadi. Ne oldu Eylül? Ne insizyonizi? Daha önce operasyon geçirmiş, biliyor muydun? Eylül tamam, çekin.
Geldim hocam. Gel Fatih. Yoğun bakımda yer hazırlayalım. Hemogram takibi yapılacak. Solunum ve şuuruna dikkat edilecek. Tamam hocam. Diyafram zarar görmüş olabilir. Kaburga kırığı var. Parçaları akciğeri yırtmış. Kontüzyon ve hemotoraks var. Nefes alamıyor. Bana hemen 32 F göğüs tüpünü hazırlayın. Hemotoraksı boşaltmam lazım. Hadi. Bir süre. Eylül hastayı tut. Hastayı tut. Eylül hastayı tut. Kıpırdamaması lazım. Hadi. Tehlikeyi atlattı, merak etme. Hemen kontrol biyete çekelim. Tamam hocam. Hemşire hanım şunu tutalım. Sütür. Bakayım şu kafanı şöyle. Gerçekten de buna inanamıyorum ben. Neden hocam? Kötü bir şey mi var? Yoksa gerçekten kuduz mu oldum ben? Samet. Efendim hocam? Tıp fakültesine geri mi dönsen acaba sen? Kuduz olmasam da enfeksiyondan öleceğim ben. Enfeksiyondan gittim. Senin izin günü ne zaman oğlum? Bugün. Tamam, şimdi pansuman bitince doğru eve gidip dinleniyorsun. Seni bugün bu hastanede görmek istemiyorum. Ama hocam İtiraz istemiyorum. O ağzına dikiş atarım Samet. Mediastendeki yapılar sola kaymış. Ne olmuş sence? Sol alt lobektomi. Evet. Biz ameliyata hazırlanırken genel cerrahiden de konsültasyon isteyelim. Bu arada tıbbi geçmişi de araştırırız. Tabii hocam, harf ilgileniyor. Nedir hastanın durumu? Siz mi bakacaksınız? Evet Fatih, bekliyorum. BT'ye bakılırsa dalak yırtılmış hocam. Alınması gerekecek. Daha doğru dürüst bakmadınız bile. Kararlarımı mı sorguluyorsunuz Eylül Hanım? Bu kez evet. Eylül, biz seninle bir konuşalım mı dışarıda? Ne var, ne söyleyeceksin? Biraz sakin ol. Olamam. Bu adama Mehmet'i falan emanet etmem ben. Bu adam dediğin hastanenin en kıdemli doktorlarından biri. Ali, sen ne diyorsun ya? Bu adam benim babaannemi öldürdü. Doktor bile değil gözümde. Bunu söyleyebilmemiz için maalesef kesin bir kanıtımız yok. Bu mu bana güvenen Ali? Bu mu parkta karşıma geçmiş, sana inanıyorum, ben de varım diyen Ali Asaf? Neredeyse sana inanacaktım. Eylül. Daha geniş bir tarama istedim.
Asistanlar sonuçlar çıkınca haber verecek. Bu arada size özel bir hastanın dosyasını göndereceğim. Özel bir hasta derken? Girmem gereken bir ameliyatım var biliyorsunuz. Ankara'dan Bakan Bey bizzat aradı. Sizi istiyorlar. Bir an önce bakarsınız iyi olur. Eylül'ün arkadaşı kaza geçirmiş dediler. Durumu nedir? Hayati tehlikesi yok. Ameliyatı alacağız birazdan. Mehmet. Yine beladan uzak duramamış desene. Tanıyor musun? Beş para etmez bir serseri olarak evet. Ne demek şimdi? Eylül'den uzak tutulması gereken biri demek. İnan bana. Selim abi lütfen şimdi sırası değil. Tamam, sus. Sen nasılsın, iyi misin? İdare ediyorum. Hocam, hastanın tıbbi kayıtlarına ulaştık. Anlat. Ateşli silahla yaralanma geçmişi var. Bir de şey... tedavisine tutukluyken devam edilmiş. Ne? Al işte, tam dediğim gibi. Kötü sürprizlerle dolu bir Mehmet vakası. Para hazır. Nasıl hazır? Al işte. Tamı tamına ihtiyacın olan miktar. Yarın ödemeni yap. Babaannenin yerini kurtar. Sen bu kadar parayı nereden buldun? Ne fark eder? Nasıl ne fark eder? Korkma. Babamdan kalan bir tarla vardı. Onu sattım. Senin babanın tarlası mı var? Gene ne iş çevirdin? Doğruyu söyle. Bahar, daha tam iyileşmedin. Biraz daha dinlenmen gerek. Baba çok sıkıldım yatmaktan. Çalışmak istiyorum. Hem bak çalışırsam çok daha hızlı iyileşeceğim, inan bana. Kızım. Kızım, bak kötü şeyler yaşadım. Zaten bir şey olacak sana diye tedirginim. Ya baba hastanenin içindeyim. Ne gelebilir başıma, niye korkuyorsun ki? Merak etme ne olur. Tamam. Bence buraya kadar iyi idare ettin Eylül. Ameliyata girme istersen. Neden? Çünkü orada bir aksilik olursa daha çok üzüleceksin. Ben güçlüyüm, bana bir şey olmaz. Bu sefer zayıf ol. Korkma. Zayıf olmak kötü bir şey değil. Ver hadi dosyayı. Bırak, bakıyorum. Eylül, direnme. Bir kere de teslim ol. Ben zayıf bile değilim, olmayacağım da. Yanılıyorsun. Şu anki zayıflığın insan olduğunu, duyguların olduğunu kanıtı. Ver hadi. İçeri giremeyeceğim. Bana güven. Geçmiş olsun hocam. Hocam geçmiş olsun. Teşekkürler. Geçmiş olsun Bahar hocam. Teşekkürler.
Sakin olur musunuz? Doktorum ben şimdi arayacağım. Halledeceğim, tamam? Tamam babacığım. Böyle şey olur mu ya insanlar? Alo merhaba. Doktor Bahar ben. Orta asansörde kaldık. Birileri burayla ilgilenebilir mi lütfen? Tamam, teşekkürler. Tamam, ben hallettim. Şimdi geliyorlar birazdan. Önce ülserim var diyorlar, sonra asansör içine hapsediyorlar. Tamam babacığım, sakin ol. Duydun doktor hanımı. Halledecekler şimdi. Sakin ol. Ay, biraz havasız mı kaldı ne? Elimdeki balonlardandır. Yeni dünyaya gelmiş bebek ne anlar bunlardan? Saçma sapan işler işte. Olacak. Hayret bir şey ya. Hediye işte. Susun. Zaten midem bulanıyor. Kusacağım şimdi. Ay. Lütfen sakin olur musunuz? Lütfen. Kimse bayılmayacak. Kusmayacak da. Ameliyatını Ali Asaf yapacak. Sonra da seni genel cerrahiye teslim edeceğiz. Yeniden motora bile binebileceksin. Sen yap. Nasıl? Ameliyatı sen yap. Ali Asaf çok iyi bir cerrah. Korkuyorum. Ama sen yaparsan korkma. Ben yapamam. Ne olur benden iste. O zaman olmayacağım. Demek bir daha yürüyemezsin. İhtiyacım olmaz. Zaten öldürürüm kendimi. Ne saçma sapan konuşma. Yapacak mısın? Tamam yapacağım Allah'ın belası. Teşekkür ederim. Bunların bir şartı. Söyle. Sen de bu hapishaneye nasıl girdin, bu yara nasıl oldu onu söyleyeceksin. Sıkılırsın, çok klişe bir hikaye. Mehmet. Tamam doktor, tamam. Ameliyat bitince seninim. Çekmesin, gözükmüyor. Ses telleri gözükmüyor. Ne olur kurtarın babamı, ne olur. Ölmesine izin vermeyin. En büyük anjiyo kateterin kaçlı? Yeşil var. Tamam, olur, ver. Ne yapacaksınız? Ters entübasyon. Tamam. Şimdi şunu tut. Tut. Buradan. Tamam. Şimdi teli ver bana. Bu arada damar yolu tamam hocam. Güzel. Bir litre sürüm fizyolojik hemen. Tamam. Tamam, şimdi bunu tut. Ağzından çıkartmam gerekecek deli, tamam mı? Ama hiçbir yere batırma, dikkatli ol. Tamam. Tüpü ver, çabuk. Tüpü ver bana, hadi. Nabzı iyi. Solun daha da iyi. Ah, çok iyi. Çok şükür ya Rabbim. Adam iyileşti. Kan şekeri düşenler için meyve servisine başlayabiliriz. Allah senden razı olsun doktor hanım. Bahar hocam, asansör birazdan hizmet
getirecek, merak etmeyin. Nihayet kurtulduk arkadaşlar. Evet, söylediğim gibi şekillenelim yani. Ali Asaf, bir saniye. Tamam, daha sonra konuşuruz. Sana bahsettiğim hastanın dosyasına bakabildin mi? Daha bakamadım. Odama bile gidemedim ki, acil bir ameliyatım var biliyorsun. Bu da acil. Milli bir meseleymiş. Bir baksana anlayacaksın. Bahar, ne oluyor burada? Doktor hanım babamı kurtardı. Asansörde kaldık. Allah'tan Bahar Hoca buradaydı. Çok sağ ol, çok teşekkür ederim, çok. Ne demek, ben görevimi yaptım. Ne işin var burada? Ben de gireceğim. Konuşmuştuk. Mehmet'e söz verdim. Tamam. Kanama riski çok yüksek. Hasta şoka girebilir. Hastaya 6 ünite kan hazırlayın lütfen. Evet. Başlıyoruz. Açalım. Bistüri. Elevatör. Aspire ederim. Eylül, kendine gel ve aspire et, hadi. Sponj ver. Sakin ol. Temiz sponj. Efendim. Ziyanur Bey mi? Tamam, hemen geliyorum. Asansördekilerden biri internet yüklemiş. Bir saatte 10.000'den fazla tıklama almış. Kızın sadece görevini yaptı Sinan. Yere göğe sığdıramayacak bir şey yok ortada. Hem ben ne söylüyorum, sen neyle vakit kaybediyorsun? Ve ne yapmamı istiyorsun benden? O bela kızı Ziya Nur'a kovdurdu. O lanet organ nakil merkezi yerine estetik merkezi açılmasını sağla. Hayattaki tek düşüncem bu olmalı. Bakan Bey arıyor. İyi akşamlar Sayın Bakan. Evet efendim. Tabii. Ne demek efendim? Hiç olur mu öyle şey? Emredersiniz efendim. Tabii siz ilgileniyorsunuz. Saygılar efendim. Bakan. Dün yönlendirdiği sporcu için ne yaptınız diye soruyor. Tutturmuş ameliyatı Ali Asaf yapsın diye. Ameliyattan sonra ilgileneceğini söyledi. Öyle buyurdu paşam. Aman ne güzel. Sonuç olarak henüz hiçbir şey başaramadığının farkındasın değil mi Sinan? Hayır, değilsin. Sen Bahar'ın saçmalıklarıyla öl. Thank you.
Beni çağırtmışsınız hocam, buyurun. Geç otur. Senin yardımına ihtiyacım var Selim. Tabii hocam, ne isterseniz. Şu Eylül. Evet, ne olmuş ona? Derhal bu hastaneden gitmesi gerek. Vertebral arterde hasar var. Enfarktüs oluşabilir. Sakin ol Eylül. Biliyorum. Operasyondan sonra anjiyo yaparız. Nanla eminatsa sıkıntı yaratmaz zaten. Kan basıncı düşüyor. Hastaya kan gidiyor mu? Evet. Tamam. Öğrendin mi? Neyi? Neden hapse girdiğini. Ameliyattan sonra anlatacak, söz verdi. Kurtarmak şart oldu desene. Tamamdır. Hasta istemeli. Kapat. Kapatmak için hazırlanalım. Kotonoid. Sen kapatmak ister misin? Olur. Güzel. Aferin. Genel cerrahiye haber verin, hastayı devralması için hazırlansınlar. Elinize sağlık. Sütür. Hasta şikayetleri falan. Hocam bunlar palavra palavra. Sinan'ın ağızları bunlar. Ayrıca ben sizin derdinizi biliyorum. Asıl mesele Ali Asaf'la Bahar'ın evlenmesi değil mi? Siz de o kızı bu iş anlaşmasına bir engel olarak görüyorsunuz. Haksız mıyım hocam? İnan böylesi herkes için en iyi olan. O kızın kendi isteğiyle gitmesi. Kovulursa eğer hiçbir yerde iş bulamayacak. Yapmayacağım hocam. Asla yapmayacağım. Sizin kişisel meseleleriniz için bu kadar iyi bir doktoru harcatmam ben. Daha iyi bir yer ayarlayacağım. Yeter ki sen uzaklaştır. Ya hocam ben inanamıyorum size. Nasıl bu kadar değiştiniz birden? Nasıl onların kutlusu olursunuz? Selim, sözlerine dikkat et. Sana bu hastanenin sahibi olduğumu hatırlatırım. Onun buradan gitmesi herkes için en iyi olan. Kızı ikna et, en az zararla buradan kurtulsun, o kadar. Özgül ya, çok lezzetli olmuş. Vallahi annenin ellerine sağlık. Teşekkür et benim için. Afiyet olsun hocam. Bir daha yaptırırım. Çok geçmiş olsun dedi annem. Aa, biraz Eylül Hoca'ya da ayıralım mı? Arkadaşın ameliyatından çıkınca yer. Morali de çok bozuk değil mi? Hangi arkadaşı? Esma ameliyatta mı? Yok ya, bir erkek. Böyle serseri bir tipti. Mehmet mi? Adı oydu galiba. Ali Hoca da girdi ameliyata. Hatta uçunca babanız da girecekmiş. Tamam kızlar. Çok teşekkürler dolma için. Hop. Dikkat et Bahar, dikkat et. Ne yapıyorsun sen böyle ayakta? Tamam. Asansörde harika bir iş yapıp hayat kurtardın ama böyle olmaz. Senin odana gidip dinlenmen lazım. Hadi. Hocam, siz az önce beni övdünüz mü? Niye şaşırdın ki? Hatırlarsan sana yıllar önce de söylemiştim. Eğer kendin olursan başaramayacağın şey yok. Ben böyle düşündüğünüzü bilseydim, o geçen yıllarım çok daha mutlu geçerdi. Önünde uzun yıllar olduğunu düşünecek olursak hiçbir şey için geç değil Bahar. Hocam bu arada Mehmet'in ameliyatı nasıl geçti? Babam devraldı mı? Baban mı? Evet. Sizden sonra babam devralacakmış. Öyle duydum, o yüzden soruyorum. Öyle mi?
oluyor ya? Her kapatma işlemi sonrası böyle kontrole gelecek misin? Onun için gelmedim. Merak etme, her şey normal. Şimdi genel cerrahi derler. Güzel. Sizin ne işiniz var burada? Pardon? Mehmet'in ameliyatına giremezsiniz. Nedenmiş o? Siz nedenini benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ali Bey, ekibinizdeki doktorların saygı problemi var. İlgilenseniz iyi olur. İzin vermiyorum. Ne demek izin vermiyorum? Eylül! Sınırı ikinci kez aşıyorsun. Sen benim doktorluğumu sorgulayacak kıdemde değilsin. Özür dilerim. Sinan Bey haklı. Gel benimle. Ya bırakır mısın? Sen benim adıma niye özür diliyorsun? Çünkü sen benim asistanımsın Eylül ve hata yaptın. Ameliyatı durduracağım. Girmesine izin vermeyeceğim. Eylül! Saçmalama, sakin ol. Üzüntüden mantıklı düşünemiyorsun. Sakin ol. Ya bu adam benim babaannem. Sessiz ol, sessiz ol. Burası yeri değil. Gel. Bırakır mısın? İzin vermiyorum girmesine. Eylül. Ya Mehmet'e de bir şey olursa? Olmayacak Eylül. Bir şey olmayacak, tamam mı? Bir şey olmayacak. Rahatla biraz. Tamam mı? Rahatla. Bir şey olmayacak. Bu ameliyat güzel bir şekilde bitecek. Yürü. Ya bırak, izin vermiyorum. Ali Asaf. Çok geçmiş olsun tekrar. Her şey için çok teşekkürler. Görevim. Ali Asaf. Bahar'la neden evlenmek istemediğini şimdi anladım. Oğlum, kıza nasıl baktığını gördüm. Gayet güzel, tatlı bir kız. Ameliyatında altından kalktığına göre demek ki bayağı başarılı. Öyledir. Sakinleşene kadar bırakmayacağım Eylül. Ya beni burada tutamazsın. Tuttum bile. O adam benim babaannemi ameliyatta öldürdü. Şimdi de Mehmet'in ameliyatında. Bundan daha kötü ne olabilir? Eylül, bir sakin ol artık. Sakin. Lütfen bir rahatla. Bak, iyi düşün, iyi olsun, tamam mı? Rahatla. Bir şey olmayacak. Lütfen. Yok. Açmıyor. Bundan sonra iş altlarımın fotoğrafını çekeceğim. Çünkü kayıp ilanı verecek fotoğraf bile yok elimde yani. Gün bitiyor. Kasa yarı yarıya boş. İyi akşamlar. Ha? İşte kaybeden açta kazanır. Kapatıyor muydun? Yok ya, ben öyle bakıyordum burayı komple kapatsak nasıl olur diye ama açabilirim yani, hemen açılabilirim. Bak hatta açtım. Otursana. Sağ ol. Ne yiyebilirim peki? Hoş, ben yani yemekte ayırt etmiyorum ama kolayda ne var? Anne patatesi yapayım mı? o ne ya? Bilmiyor musun canım? Annemiz yapar hemen böyle şifşak. Bilmiyorum. Annem yok benim yani. Anne patatesinde, o yüzden... Bilmiyorum. Yani seni ağaçtan toplamadılar ya canım. Yani bir çeşit. Yani evet, ağaçtan toplamadılar ama karakolun bahçesine bırakmış beni annem. Aa. Pardon ya. Gerçekten mi? Hiç mi yok? Ay ben çok üzüldüm ama ya. İçim çok fena oldu. Ben gerçekten özür dilerim. Sanki biliyormuş gibi. Sanki seni... Üzmek için. Yo, üzülme yani. Ben de üzülmüyorum artık. Yani bu benim canımı çok sıkan bir konu değil. Gerçekten. Gerçekten mi? Hadi şu anne patatesini yap da yiyelim ha, olur mu? Tamam. Bundan sonra ne zaman istersen benden anne patatesi yiyebilirsin, tamam mı?
benden bedava. Hatta annenin yaşayamadığın ne varsa ben sana hediye. O ne demek ya? Bilmiyorum. Masal okurum. Dinini söylerim böyle ayağımda sallarım falan. Yani bilmiyorum da ben bu kırdığım potu düzeltmek için elimden gelen ne varsa yaparım yani. Bak anne terliği varmış, ona girmek yok sakın. Tamam. Ona girmek yok. Anlaştık. Tamam. Tamam, teşekkür ederim. Ameliyat bitmek üzereymiş. Her şey yolunda görünüyor. Endişelenme artık. Rahatla lütfen. Yaptın çok çocukça. Öyle mi? Çocuk olmak iyidir. Herkes için değil. Ben çocuktan dair her şeyden nefret ederim. Yapma öyle. Ya bu kadar sert konuşma. Az da olsa senin de güzel günlerin olmuştur herhalde. Olmadı. Nasıl olmadı ya? Ya senin çok sevdiğin bir oyuncağın olmadı mı hiç? Ne bileyim, hiç Luna Park'a da mı gitmedin? Çarpışan otolara da mı binmedin? Ya da saklambaç da mı oynamadın? Hı? Ya pamuk şeker yemedin mi sen hiç? O her çocuğu gülümseten pamuk şeker var ya. Benim çocukluğumun bitişini hatırlatıyor sadece. Nasıl? Çalışkan kızımın en sevdiği şeyi aldım. Yaşasın pembe bulutlar. Evet, pembe bulutlar. Teşekkür ederim anneciğim. Beraber yiyelim mi bulutlarımı? Seninle bölüşebilirim. Hayır, onlar senin. Ben biraz uyumak istiyorum. İyi geceler anneciğim. Öyle konuşarak çözülecek bir şey değil yani. Ben seni üzmek istememiştim. Kusura bakma. Üzülmem zaten, boş ver. Sen bana kaza sırasında bir şey diyecektin. Aramıştın. Neydi o? Onu da sen boş ver. Sonra konuşuruz. Şimdi sırası değil. Emin misin? Hazır bir yere kaçamıyorken dökül istersen. Başka zaman. Sakinleştin mi? Güzel. Çıkalım mı? Çıkalım. İşte bir gün aynen böyle kabul edeceksin teklifimi.
Hadi bakalım. Aa, telefonum kaldı ya. Nerede? Şurada işte. Eylül! Efendim hocam. Şu an çocukluk yapıyorsun. O kadar ballandıra ballandıra anlattın ki ben de bir deneyeyim dedim. Tamam, denedin. Güzel. Şimdi kapıyı aç lütfen. Ama fena değilmiş. Geç kalmış çocukluk anılarımı telafi etmiş oluruz böylece. Tamam Eylül, tamam. Telafi edeceğiz zaten. Sen aç şu kapıyı, hadi kasma artık. Çıkacağım zaten, hadi. Çıkarsın. Alo, nedir durum? Kontrol ediyorum. Şey, bakar mısın? Malzeme odasında bir kitli kaldı galiba. Bir ilgileniriz. Tabii hocam, bakarım şimdi. Alo. Mehmet Barçın ameliyattan çıktı hocam. Tamam, geliyorum. Tamam, her şey yolunda görünüyor. Teşekkürler. Biraz sakin olmayı dene. Fazla hareketli bir karaktersin. Yoğun bakıma sevk edildi. Vitalleri stabil. Diktiğiniz vertebralar ter non dominantmış. Özür dilemek istersen odamı biliyorsun. Asıl sen özür dileyeceksin. Annemin mezarının başında. Çok iyiymiş ya bu anne patatesi. Gerçekten mi? Veya beni çok sevindim. Ya keşke Eylül'üm de gelirdi. Saadetimi göreydi. Sahi nerede o? Böyle bir yerlerde yine kafa falan mı deliyor? Yok. Bir arkadaş kaza geçirmiş, onun ameliyatına gidiyordu en son. Arkadaş mı? Onun benden başka arkadaşı yok ki. Mehmet denen çocuk kim o zaman? Ne? Mehmet kaza mı geçirmiş? Eğer uyanmazsan kanan bütün kemiklerini de ben kırarım Mehmet. Tamam mı? Duydun mu beni? Uyan artık hadi. Lütfen bırakın. İçeride yatan benim arkadaşım diyorum. Lütfen bırakın ya. Eylül. Dur. Eylül. Tamam. Mehmet kaza geçirmiş. Niye söylemiyorsun? Tamam. Tamam, sakin ol. Bir şey yok. Ne oldu? Yaşayacak mı? Esma saçmalama. Yaşayacak tabii. Hanımefendi içeri girmek istiyor hocam. Mümkün değil. Tamam. Kusura bakmayın. Ben hallederim. Hemşire haklı. Giremezsin şu anda içeri. Odaya çıkınca göreceğiz, tamam mı? Tamam. Bu yaptığın Amerika'da büyük bir suç. Bir hasta için doktoru bu kadar dürtmeye kalkmak mı? Hayır. Sahibi yokken odasına girmek, hatta koltuğuna oturmak. Bir ara randevu alsam mı diye düşündüm, sonra boş ver dedim. Keşke düşündüğünü yapsaydın. Yarın bakman gereken hasta. Bütün bilgileri burada. Bakmam gereken hasta. Bu bir emir mi? Rica etmekle pek bir sonuç alamadım. İstediğin gibi algılamakta özgürsün. Hatta babana şikayet bile edebilirsin. Milli okçunun bütün görüntüleri orada. İzlersin. Yarın sabah gelecek. Milli okçu mu? Başına gelenlere inanamıyorum ya. Ne güzel işe başlamış çocuk kafede. Hem bana yardım edecekti hem hayatını düzene sokacaktı. Canım arkadaşım benim ya. Esma bak, Ali Asaf'la birlikte yaptık ameliyatını. Kendine gelecek, iyi olacak. Tamam mı? Sen de bu kadar üzme artık kendini. Bana diyene bak, sen kendi halini görmüyor musun? Evet, zor bir gündü benim için. Neredeyse gözlerimin önünde ölüyordu. Ama artık geçti, tamam mı? Şimdi ikimizin de güçlü olması lazım. Tamam. Kuzu. Yattım.
Ay Eylül. Ben sana demedim mi kaç kere ayakkabılarını çıkart diye? Bütün gün hastanedesin, yok mu terliklerin? Esma ya, ne var, sen de giriyorsun. Ama ben siliyorum altını. Sen bütün gün hastanedesin. Ah Eylül ya. Ya şu çamaşırı çıkarken topla demedim mi ben sana ya? Toplamadım, dünyanın sonunda gelmedi. Ya ama ben sana kaç defa aynı örneği vereceğim acaba? Ya dışarıda başımıza bir şey gelse, ya dışarıdan bizi eve getirseler, hatta çat kapı birisi gelse yani. Pes. Şomazlığın bu kadarı. Evren, Evren. Kim ki acaba? Ah, Şoketto'ya gel. Ne oluyor be? Ne oluyor kızım? Kim gelmiş? Kim bilir? Ne diyorsun Esma ya? Şimdi baktın ya kapıdan. Açsana şu. Bence açmayalım. Selam. Hoş. Hadi hadi hadi. Eylül. Unutuldun galiba. Tamam. Deniz aç. Aç. Her şey baştan başlayalım. Hoş geldiniz. Ne büyük sürpriz böyle. Merhaba. Aa sen mi geldin? Aa ben mi geldim ya? Yanlış zamanda geldim galiba. Böyle kapı çat diye suratıma kapanınca. Yok. Ne yapıyoruz? Çıkarıyor muyuz ayakkabıları? Siz böyle girebilirsiniz. Bizim evimiz sizin eviniz. Sizin eviniz bizim evimiz. Bizim kafemiz sizin kafeniz. Ne haber? Hayırdır sen niye geldin ya? Kim bilir? Belki bugün beni kilitlediğin odanın hesabını sormaya gelmişimdir. Siz birbirinizi mi kilitliyorsunuz hastanede? Çok kızdırmışsın beni, o yüzden yaptım. Öyle mi? Çok mu kızdın? Rahatladın mı şimdi? Eh. Eh diyorsun yani. Bak eğer bir daha bir şey yapacaksan bu yaptığına değsin, tamam mı? Neyse neyse, daha fazla meraklandırmayayım seni. Bunun için geldim. Ay romantik film izleyeceksiniz. Esma ne yapıyorsun burada? Hadi gelsene artık içeri. Mısır patlatıyorum, ne yapayım? Ya saçmalama, sanki her gelene mısır veriyormuşuz gibi. Hadi yürü artık. Eylül ne odursun ya? Adam film getirmiş yanında. Romantik bir akşam işte, anla. Neyi anlayayım, neyi anlayayım? Neyi anlayayım? Hadi yürü. Zaten salonda görünce adamın ne konuşacağımı şaşırıyorum. Oturuyor koltukta Photoshop gibi. Hadi yürü diyorum ya. Dur. Bekle. Gül Ayşe Sultan. Esma tamam artık, yeter. Yeter. Tamam, hadi al götür. Ben sabah gelirim yanınıza. Sabah gelirim ne demek ya? Gelmeyecek misin? Yalnız kalamayız Esma, yürü. Hayır, ben izlemem film falan. Ben erken yatacağım, eşofmanlarımı giyeceğim, kulaklığımı takacağım ve erken uyuyacağım. Esma yürü hadi, yürü. Hayır. Saçmalama, yalnız hadi. Kalamayız diyor. Hadi, git 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 git. Ne bu mısır böyle? Esma yaptı işte, film izleyeceğiz ya. Film izleyeceğiz? Süper. İyi program, bana uyar. Yalnız filmi sen seç Eylül. Benim en tutulduğum şeydir. Böyle bir saat bakarım, karar veremem. Zaman kaybetmeyelim, tamam? Kaç tane film izleyeceğiz ki? Bilmem. Benim için fark etmez. Sen yeter ki sorun çıkarma. Sabaha kadar izleriz. Sen iyi misin ya? İyiyim.
Ama bu film programını duyunca daha da iyi oldu. Ya sen getirmedin mi film izleyelim diye işte? Ha bunu... Bu hazırlık bunun için miydi? Ne gülüyorsun ya? Keşke gerçekten film getirseydim. Ne o? Film değil mi? Üzgünüm ama film değil Eylül. Görmeni istediğim bir hastanın görüntüleri. Ha. İyi. İyi. Bak görmüyor musun? Saat kaç oldu? Kız hala eve gelmedi. Eylül Hanım da keyfine baksın. Hiç düşünmesin kardeşim nerede ne yapıyor diye. Tövbeler olsun ya Rabbim ya. Tövbe tabii tövbe. Sen tövbe et sadece. Allah affeder. Yani Esin, senin çenen hiç yorulmaz mı ya? Gece gündüz hep aynı muhabbet be kadın. Ağzın yüzün kaydı. Hala susmuyorsun. Bir sus ya, bir sus. Terbiyesiz. Sen de biliyorsun haklı olduğumu. Bağırarak üste çıkmaya çalışma. Yani Esin. Ya söyler misin? Ne yapmam lazım ya? Ha? Allah'ını, peygamberini seviyorsan söyle. Senin susman için benim ne yapmam lazım ya? Ara o kızını, kardeşine sahip çıksın. Ya Nesrin, bu saatte mi arayayım? Gecenin bu saatinde mi arayayım ya? Ne olacak? Babası değil misin? Korkuyor musun yoksa seninle konuşmaz diye? Ha? Kız milli okçu. Belki haberlerde görmüşsündür. Ben çok televizyon izlemiyorum. Özet geçeyim o zaman sana. Şimdi bu kızımız bir gece kulübünden çıkarken gazetecilerle tartışmış. Sürekli elleri titriyor, alkol problemi yaşıyor diye haberler çıkmış. Ardından da milli takımdan ilişiğini kesmişler. Bunun vakayla ne ilgisi var? Vakayla şöyle bir ilgisi var. Bak. Bu da antrenörün gönderdiği görüntüler. Ne düşünüyorsun? Titremenin çok sebebi olabilir. En basit alkol. Öyle. Senin yorumun ne? 30 yaşında bile değil diyorsun. Dejeneratif bir hastalığı olabilir. Peki resting tremor mu, action tremor mu? Action tremor. Intention mı, essential mı? Başlarda intentionmuş. Yani ok atışları sırasında sahili titriyormuş sadece. Şimdi uyku hariç bütün gün titriyor. Sence bu iki tremorun sebebi ne? Intention tremor beyincikte bir sorun olduğu zaman ortaya çıkar. Essential'ın nedeni belirsiz. Tedavi yöntemleri? Çoğu ilaç tedavisi kullanıyor. Bana bir beyin cerrahı olarak çağırdılar. DBS. Aferin. Doğru. Hastayı uyanıkken mi ameliyat edeceksin? Aynen öyle. Ben de senin asistanın olacağım, öyle mi? Sen zaten benim asistanımsın. İnanamıyorum ya. Bunu yapacağımıza inanamıyorum. O kadar internetten görüntülerini izledim. Bir gün ben de yapmayı hayal ettim ve şimdi olacak mı bu? Ay iyi bu be. Bunu bu kadar istiyor muydun gerçekten? Ya deli misin? İstemez olur muyum? İnanılmaz bir fırsat bu. Ay bu kadar kendini tutmanın sonu bu tabii. Kız manyaklaştı. Adama yazık valla. Neyse ben artık yavaş yavaş kalkayım o zaman. Yoksa biraz daha kalırsam dayanamayıp sevinçten öpeceksin. Fırsatçılık tarzım değil biliyorsun. Alay etme. Alay etmiyorum. Seni gülerken görmek hoşuma gidiyor. Hep böyle gül tamam mı?
Neyse, sabah görüşürüz o zaman. Ali, seni odaya kilitledikten sonra göremedim bugün. Ameliyat çok iyi geçmiş. Teşekkür ederim. Seni o odaya iyiliğin için kilitledim, biliyorsun değil mi? Bunu da bir çeşit iyilik gibi düşün o zaman. Benim için mi? Yakan bozulmuş. Ben de başka bir şey sanmıştım. Ne sanmıştın? Bunu yapmak hoşuna gidiyor Eylül. Ben de bunu bildiğim için izin veriyorum. Neye izin veriyorsun? Beni test etmene. Yalnız Eylül'lerden... benim bu zamana kadar geçemediğim test yok. Bunu da geçeceğim. Merak etme. Ben seni geçireyim. Geçir bakalım. Her şey için teşekkürler. Giyip kulaklığını takıp yatıyordun. Şişt, boş ver canım. Anlat. Ali Asaf'la ben. Ali Asaf'la sen. Uyanık bir hastayı ameliyat edeceğiz. Ne? Esma, düşünebiliyor musun? Bu o kadar pahalı, o kadar zor, o kadar nadir bir ameliyat ki ikimiz yapacağız. Düşünsene. Düşünemedi. Ben şok ettim şu an ya. Telefon. Uzaylı, yemin ediyorum ya. Uzaylı bu kız. Alo. Alo. Vedat ben. Kim? Vedat. Baba. Ne var? Eylül. Konuşmamız lazım. Acilen konuşmamız lazım. Hoş geldin. Gelsene. Otursana Eylül. Bak, burada babaannenin hatırasını yaşatmaya çalışıyorum. Yani onun kadar olmasa da elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum işte. Sen de burası da midemi bulandırıyorsunuz. Yanlık hataydı. Eylül. Dokunma bana. Yardımına ihtiyacım var kızım. Tamam, karının ameliyatını yapacaklar işte. Rahat bırakın artık beni. Eylül. Ne Eylül, ne? Ne istiyorsun hala benden? Baban olmak istiyorum. Bugün senin doğum günün. Ne olur bugün yanında olmama izin ver. Bravo, tebrikler. Bu günü hatırladın. Bugün benim hayatımda en nefret ettiğim gün. Her sene bugün neden dünyaya geldim diye ağladım ben. Ama şimdi sen hatırladıysan tamam, her şey değişir. Ne istiyorsun ya? Babam ne iyi adam diye etrafta mı dolaşayım? Bunu mu istiyorsun? Burayı sana vermek istiyorum. Bunu çok düşündüm. Yani karşılaştığımız günden beri de düşünüyorum. Burası senin hakkın kızım. Sen burayı babaannemin kanının parasıyla yaptın. Bir
de utanmadan bana mı vereceksin? Eylül dur, dur kızım. Sakın kızım deme bana. Onun için çok geç artık. Bu kadar kinle yapamazsın Eylül. Bu kadar nefretle olmaz. Bir gün evlenmeye kalktığında ne olacak ha? Kim olacak yanında? Bir babaya ihtiyacın olacak. Bir aileye ihtiyacın olacak. Eğer evlenmek böyle bir şeyse, ancak böyle oluyorsa, sırf senin yanımda görmemek için ömrüm boyunca evlenme. Merhaba yavrum. Nasılsınız? Ne alırsınız teyzeciğim? Havaya göre soğuk bir şey mi yoksa kostüme göre sıcak bir şey mi? Bize sıcak çikolatan var mı? Ay, olmaz mı teyzeciğim? Ben çikolatayı böyle kendim eritiyorum. Çok güzel oluyor. Süper. Bana bir çay, minnoşuma sıcak çikolata. Teyzeciğim minnoşunuz çabuk gelir mi? Çünkü yaptığım sıcak çikolata soğumasın. Biz hastaneye gelmiştik. Doktor randevumuz vardı ama sokağa gelince yanımdan kayboldu gitti. Aa, ay teyzeciğim sizin torununuz kayıp mı şu anda? Kayıp, vallahi kayıp. Peki okuması yazması var mı teyzeciğim? Var yavrum var, her şeyi biliyor. Belki o da hastaneye gitmiştir sizi bulmak için. Evet gitmiştir vallahi ama bensiz yapamaz. Ben yolu unuttum. Teyzeciğim, ben sizi götüreceğim tamam mı? Çantamı alıp geliyorum. Siz hemen burada bekleyin. Bacaklarını oynatamıyor musun? Hayır. Canın acıyor mu? Merak etme geçecek. Ali Hoca ile ben girdim ameliyatına. Gayet iyi geçti. Artık sıra sende. Senin Ali Asaf gıcıklığına içeride bir şey bırakmış olmasın. Bence ona teşekkür borçlusun. İyileşeceksem ne bu surat? Şimdi. Hareket edemiyorum ama kör değilim. Senin bilmene gerek yok. Ha öyle olduk şimdi. Babam ortaya çıktı biraz can sıktı o kadar. Devam sonra. Hı. Elini oynat. Hareket ettirene kadar ellemeye devam edecek misin? Şu haline bile sululuk yapıyorsun. Tekrar dene, hadi. Ah. Gördün mü? Yaptın işte. Sırf bunun için bile beni seçmelisin sen. Ne? Seni güldürüyorum. Ve gülmek sana çok yakışıyor. İnanılmaz. Gerçekten şu azmin inanılmaz. Geçmişe takılma diye yapıyorum. Sen o adama fazlasın. Senin benim gibi biriyle olman lazım. Sulu ve yalancı biriyle galiba. Yalancı derken? Hapse girdiğini bana söylemedin. Yalan doğru yerine başka bir şey söylemektir. Ben sana hiç hapse girmedim demedim ki. Hem suluyum hem zekiyim diyorsun. Ha. Neden girdin? Boş ver. Klişe dedik ya. Bak şimdi kalan kemiklerini de ben kıracağım. Klişeyi minşeyi bırak, anlat bana. Hipokrat yemeğinin de var mı böyle bir şey?
Ameliyattan sonra söyleyeceğim demiştin. Söyler misin? Aman tamam ya. Kız meselesi. Kız mı? Nasıl? Ne var? Sevemez miyiz biz? Ay seversin de nasıl hapiste bitti hikaye onu anlamadım. Kıskanç kocayı kızdırdık. Sonra da yedik kurşunu. Ayrıntıları da sormayacaksın herhalde. Bak sen Kazanova'ya ya. Neler açmış başına. Herkes sen değil kızım. Herkes reddetmiyor bu yakışıklıyı. Hadi ben gidiyorum. Sen de biraz dinlen. Şu çenen de kapansın. Kaçarsam şaşırma. Bu halinle bile kaçsan var ya şaşırmam. Ona bile alışırım. Konuşsana lan köpek! Abi bu konuşmayacak ya. Çekil lan şuradan. Ulan benim paramla kıza atarsın ha? Kimsin lan sen, kimsin? Nerede lan benim param, köpek? Nerede lan? Nerede lan? Nerede kız lan? Konuşsana lan. Konuşsana. Ne diyor lan bu? Ne diyorsun lan? Konuşsana. Amerika'da. Abi bu Amerika falan diyor. Bizim paralar oldu dolar. Hala dalga geçiyor. Verin cezasını bunun. Ama sakın gebermesin. Sürünsün it. Sonra da polise teslim edin. Ölmediğine pişman olsun. Kalk lan kalk 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 kalk. Sezin Hanım, semptomlar gösteriyor ki sizde iyi huylu tremor hastalığı var. Tremor hastalığı yani nasıl, nedeni ne? Genetik bir temeli olduğunu tahmin ediyorum. Ama asıl önemli olan sizin elinizdeki bu titremeyle nasıl başa çıkacağımız. Bunun için DBS yapmayı planlıyorum. Derin beyin stimülasyonu. Yani beynin derin bölgelerindeki elektrik uyarımını görmek ve elinizdeki titremeyi engellemek için uyanık beyin ameliyatı. Operasyon boyunca bilinciniz açık olacak. Sanırım bunu daha önce bir filmde görmüştüm. Çok acımaz mı? Hayır. Beyin acıyı hissedemez. Zaten biz kafatasının sert zarını açarken de narkoz altında olacaksınız. Peki ya elimdeki titremeyi yok edemezseniz? Bu da bir ihtimal. Bazı komplikasyonlar oluşabilir. Komada kalma, felç, beyin kanaması, kasılma, kalıcı ya da geçici sinir tahribatı. Bunlar oluşabilecek komplikasyonlar. Ama bunun yanında başarı oranımız %90. Ne? %90 mı? Oh, bir an benim öleceğimi söyleyeceğinizi düşündüm. Ay, bana dünyaları verdiniz şu an. Gerçekten çok, çok teşekkür ederim size. Yalnız böyle kuru kuru teşekkürle kurtulamazsınız. Önce ülkemize, Türkiye'mize bir altın madalya getireceksiniz. Ondan sonra ödeşiriz. Nasıl yani? Okçuluğa geri dönebilecek miyim? Evet. Doktor Bey, gerçekten çok minnettarım size. Bundan daha güzel bir haber veremezsiniz, emin olun. Şey, sizden küçük bir ricada bulunabilir miyim? Ameliyatımı canlı yayınlayabilir miyim acaba? Neden? İnanmayacaksınız ama hakkımda o kadar çok yalan yanlış haberler yazıldı ki tahmin bile edemezsiniz. Herkese kanıtlayacağım. Alkolik değilim ben. Sadece hastayım. Bunu gerçekten yapmak istiyor musunuz? Evet. Ülkem için ne kadar çaba gösterdiğimi görmelerini istiyorum. Okey. Güzel. İzin veriyorum. Yayın yapabilirsiniz. Bunu tüm Türkiye'ye gösterelim. Hatta tüm dünyaya. Thank you.
Teyzeciğim, seninki buralarda bir yerde böyle oyun oynuyor falan olabilir mi? Bak böyle bir koridora falan bakalım mı? Ha? Evet, olabilir. Ama ben yine de bir danışmaya soralım diyorum teyzeciğim. Üstünde tamam. Ne vardı? Tamam. Sahne kostümü vardı. Şapkası da vardı kafasında. Anladım teyzeciğim. Bir an önce bulsak var minnoşuna. Teyzeciğim, şimdi belki senin minnoşun doktora gitmiş olabilir. Senin soyadın ne teyzeciğim? Türkoğlu. Türkoğlu. Şey pardon, bakar mısın? Nisa Türkoğlu. Kim için randevusu acaba? Tabii, bir saniye. Oğuz daha çakrak için görünüyor. Deniz Gözlü Bey. Efendim? Yok bir şey, ben tanıyorum da kendisini. Bulurum. Gel teyzeciğim. Bir tarafa gidelim. Yok teyzeciğim. Bu tarafa bakılmaz mı bir ondan sonra? O taraf değil, bu taraf. Oğuz Bey. Esma. Ay, adımı hatırladı. Galiba bu da bana aşık. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hayırdır, Eylül'e mi geldin? Yok. Teyzeciğim kafeme geldi. Torununu kaybetmiş. Ne torunu? Yani minnoşunu kaybetmiş abisi. Minnoşunu. Anladım. E tamam o zaman. Önemli bir ameliyatı izlemeye gidiyordum ama önce ben size bakayım tabii. O zaman hep birlikte bakalım. Tamam teyzeciğim, hadi gel. Doktor Bey, sen benim minnoşumu gördün mü? Minnoş, tabii. Buluruz. Belki de benim odamda seni bekliyordur. İnşallah. İnşallah senin odandadır. İnşallah. Bak bu tremorsa, titremeye sebep olan aktif sinir hücreleri. Talamusun intermedial ventral nükleosu. Çok ilginç. Hiçbir şey hissetmiyorum. Bir şeyler yanlış mı gidiyor? Korkulacak bir şey yok, merak etmeyin. Söylemiştim size, beyin acıyı hissedemez. Hedef görüldü. Neredeyse bitiyor. Hastayla konuş. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Kafamın içi bomboş. Sanki bir bilim kurgu filminde başrol oyuncusu gibiyim. Elinin titremesi nasıl? Aynı. 130 Hz 0.5 ampere ayarlayalım, bir tur daha verelim arkadaşlar. Aynı. Minnoş doktorları hiç sevmez. Ama seni görse kaçmaz. İnan bak. Belki de benim odamda saklambaç oynuyordur. Hı? Olabilir vallahi. Her zaman yapar bunu. Ama nereye kaçtı bilmiyorum. Beraber mi yaşıyorsunuz? Evet. Benimle o. İkimiz birbirimizin her şeyiyiz. Vay be. Evet. Onunla yaşıyorum. Peki bakalım. Hadi o zaman girelim. Aa, minnoşum burada mıydın? Sabahtan beri seni arıyorum yavrum, minnoşum. Kim neredeymiş? Minnoşum burada, görmüyor musunuz? Minnoşum burada. Canım minnoşum benim. Hadi muayene olalım, yoksa kaçar. Hadi muayene olalım. Lütfen. Minnoşum. Bir şeyler yanlış mı gidiyor? Göremiyorum. Gözümün önünde bir perde var gibi. Hastanın görüşü bulanıklaştı. Ufak bir kanaması var. Kanamayı direkt durdurabiliriz. Biyopsi iğnesini vakum olarak kullanalım. Hiçbir şey göremiyorum. Bana güvenmeye ne zaman başlayacaksın? Biyopsi iğnesi. Kötü bir şey oldu.
söylemiyorsunuz ama kör oldum değil mi? Merak etmeyin, sakin olun, öyle bir şey yok. Titremesi geçmedi. Üstelik her şey daha kötüye gidiyor. Bir hata yaptılar sanırım. Susun da izleyin. Yok, yok. Bana söylemiyorsunuz. Gerçekten kör oldum değil mi? Sakin olun. Beyninizin içinde küçük bir kanama var. Ali Hoca şimdi durduracak. Göremiyorum diyorum sizi, anlamıyor musunuz? Tamam, merak etmeyin. Bitmek üzere, az kaldı. Kanama durduruldu. Bir tur daha akım verelim. Netleşiyor. Net görüyorum. Elinizde görüyor musunuz? Titremiyor. Evet, titremiyor. Elimi tutabilir misiniz? İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Benim için parmağınızı burnunuzun ucuna değdirebilir misiniz? Yalnız daha bitmedi. Şimdi şovunuzu yapacaksınız. Arkadaşlar, yayı alabilir miyim? Bunu çıkarabilir miyiz? Evet, milli okçumuz Sezin Temelli yeni atışı için hazırlanıyor. Ha! Tam puan. Hepimizin eline sağlık arkadaşlar. Bahar Hocam, sizi görmek isteyen birisi var. Kim? Biliyorum kabul etmezsiniz ama ambulanstaki hasta özür dilemek için gelmiş sanırım. Tamam, sen beklemesini söyle. Görüşecek misiniz yani? Şu kapama bitsin, görüşeceğim. Tamam, ben hemen haber veriyorum. Canım benim, minnoşum benim, güzelim. Oo, yerim ben seni, yerim benim yavrum, yerim ben seni. Hocam, minnoş tomografide gözükmedi. Ne yapacağız? Çok mu komik? Özür dilerim hocam. Semptomları Alzheimer ve Parkinson'la örtüşüyor. Ama işte bu. Posterior lobunda azalmış perfüzyon var. Lewy cisimli mans bu. Bir iki yılda tamamen kontrolünü kaybedecek. Belki de aklını yitirecek. Kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. İnanın ki ne yaptığımı bilmiyordum. Size yaptığım şeyi farkında olmadan yaptım. Yani ben hiç kimseyi, hele hele bir kadını asla incitemem. Bu hayatta en büyük hayalim bir kız babası olabilmek benim. Lütfen beni affedin. Yani farkında olmadan yaptığım her şey için. Çok ama çok üzgünüm, çok. Lütfen beni affedin doktorum. Lütfen. Geçtim. Teşekkür ederim. Tamam.
sıkıntı yok. Altın madalyadan sonra bir kahve hak ettik herhalde. Bahar'ı da Afya'dan astı değil mi o? Evet o. Bahar için sevindim. Belli ki bu sefer gerçekten değişmeye kararlı. Bazı insanlar değişmez. Bence yanılıyorsun. Minnoş'um, merhaba. Nasılsın yavrum? İyisin değil mi? Altan'dan şikayetçi değilsin değil mi? Ama yakında gideceğiz, gideceğiz. Nım 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 nım. Rivanstik mi verdik mi? Verdik hocam. Belki de hastalığın tedavisi mutluluğundan geçiyordur. Belki de. Baksana. Belki de Minnoş'un ondan hiç anlamadıyız ha. Kayıt formuna baktın mı? Kim kimsesi var mı? Bir kız kardeşi var hocam. Tamam. Ulaşın onlara. Haber verin. Durma. Anlaşıldı hocam. O ne? Güneş gözlü. Güneş nerede peki? Güneş yok da. Işık çok rahatsız ediyor hocam. Nasıl yani? Işık gözlerimi kımıl kımıl ediyor. Kamaştırıyor. Ben de böyle bir çözüm buldum. Güneş gözlüğüyle hallettim. Yok ya. Hı-hı. Devam ederse uğra bana. Bir bakalım şuna. Yok gelmeyin. Niye? E kime gittiysem dalga geçti. Bir de kızdı. En iyisi kendim halledeyim diyorum. Sen gel gel. Bakarız. Tanıdık doktor var oğlum. Kullansana. Çok teşekkürler hocam. Rica ederim. Ne tatlı minnoş. Oh bak gördün mü bal dökyalı oldu. Yeter Esma. Başım döndü zaten. Sanki sabahtan akşama kadar misafirim var. Sen temizledin yine sen geleceksin. Olsun. Temiz ve düzenli olmak çok iyi bir şeydir. Bana şans dile. Akşam Eylül'e doğum günü partisi hazırlayacağım. Sürpriz. Eylül'e? Evet. Neden? Hoşlanacağını sanmıyorum. Eskiden hiç kutlamazdı da. E biliyorum canım. Biliyorum bir kere de o gelecek ve doğum günümü kutlayalım diyecek. O güne kadar da ben bez etmeyeceğim. Bol şans. Ben de gelmek isterdim. Ama biraz zor. Olsun. Seneye de birlikte kutlarız. Seneye kadar Eylül'ü kimse kapıp kaçırmaz geç kalmazsam yaparız. Neyse neyse. Her yeri pırpıl yaptım. Şimdi gönül rahatlığıyla sürprizimi hazırlamak için mekana gidebilirim. Seni de çok iyi gördüm ayrıca. Kendine dikkat et tamam mı? Bir yere kaybolma serseri yakışıklı. Kaybolabilmek için önce kıpırdayabilmem gerek. Kıpırdarsın ya. Kıpırdarsın. Gel. Hocam. Esma. Müsait miydiniz? Müsaitim, gel gel. Otursana. Yok yok. Acelem var. Küçük bir şey rica edecektim. Et bakalım. Akşam 8:30'a kadar Eylül'ü oyalayabilir misiniz acaba? Dünyanın en riskli ama aynı zamanda en keyifli meşguliyeti. Zevkle. Yaşasın. Peki ben bu riski niye alıyorum Esma? Sürpriz. Akşam 8:30'da Eylül'ü getirdiğinizde görürsünüz. Tamam? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Müzik yapıyor. Merhabalar. Buyurun efendim. Ben mi yiyeceğim? Anlıyorsun. Oh harika. Yetti mi size? Buyurun. Nasıl gidiyor? Eğleniyor musunuz? Kanepe alır mıyız? O zaman ben alıyorum sizler. Gezi yok. Tamam. Hop. Sen miydin ya? Ya benim. Öyle. Seninle güzel çarpıştık değil mi? Evet, öyle oldu. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Yok, böyle ne güzel patates mi dağıtıyorsun sen anne? Patates değil ama. Çok lezzetliydi. Afiyet olsun. Sağ ol. Gömlek yakışmış, çok. Sağ ol, teşekkür ederim. Oldu.
buradayım. Bir şeye ihtiyacın olursa buradayım. Ben de buradayım. Hep buradayım. Peki. Tamam. Süper. Görüşürüz. Kare kalır mıyız? Ne güzel olmuşsunuz. Ben alayım. Afiyetler olsun canım. Kare kalır mıyız? Ne haber? Sağ olun hocam. Siz nasılsınız? Bak bunlar çok zararlı. Bunlardan çok fazla yeme sakın ha. Tamam hocam. Anlaştık. Oo Selim hocam. Hoş geldiniz Aşkın Atış Partisi'ne. Çok havalı bir ismi varmış. Ben her sene böyle Eylül için doğum gününe dilekler diliyorum. Bu sene bol bol aşk dilediğim için Aşkın Atış Partisi var. Fiden yaptım. Nerede doğum günü kızı? Kaçırmadın herhalde. Yok onu Ali Hoca getirecek. O yüzden Şoketto'ya geri sayımdayız. Aa, alır mısın tatlım? İyi, teşekkür ederim. Niye geldim diye sormayacağım. Her yerden çıkman normal oldu artık. Güzel, alışmaya başladın. Hayırdır? Bir saat içinde yetişmemiz gereken bir yer var. Gelir misin benimle? Öyle olmaz. Madem giyinmişsin. Kazanırsan gelirim. Okey. Bakıyorum ayaklanmışsın. Öyle gerekti. Niyeymiş canım? Dinlenseydin. Yıllardır tırnaklarımla kurup koruduğum bu hastaneyi çarçur etmenize seyredemedim. Ah Ziyanur, ah Ziyanur. Bayılıyorsun bu drama ağızlarına. Ne zaman yolluyoruz kızı? Neye karar verdin? Denedim olmuyor. Yollamıyoruz. Ne demek yollamıyoruz? Senin zayıflığın yüzünden oğlum ve ben hapse giremeyiz. Kendine gel. Ben kendin neyim Süleyman? O kıza bunu yapmayacağım. Demek her şeyi göze aldın ha? Her şeyi. Evet, nasıl başlıyoruz? Hadi sana avans vereyim. İlk hamleyi sen yap. O zaman en sevdiğim sarılma hamlesiyle başlayalım. Kazandım şampiyon. Kalk istersen üstüme. Hayır böyle kalalım diyorsan benim canıma minnet ama geç kalıyoruz. Yanmam gönlüm yansa
sana, kötü kafam sana, yıldızın altında. Yanmam gönlüm yansa da, ecel beni alsa da, kötü kafam sana, merhaba. Yıldızın altında. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle geçebilirsiniz. Sağ ol. Ben size bunu vereyim. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Hocam. Selam. Hangisini seveyim bilemiyorum ki şimdi. Oğuz Esma çifti, hoş geldiniz. Yok. Oo! Esma Alp çifti de buradaymış. Olmadı. Ay, Esma'yı gördünüz mü? Cerrah başarılı kocası Oğuz ona Oğuz villa almış. Ay, başarılı doktor fenomen Alp. Karısını dünya turuna çıkarmış. Yani. Ay ne bileyim ben. İkisi de oluyor sanki. Ay güzelim falan diye mi oluyor acaba bilmiyorum ki. Ben şimdi ikisine de şiplendiğim için çünkü. Bilemedim. Ay çok. Çok zor karar ya. Sırada Samet var. Tebrikler, çok güzel söylüyorsun. Çok teşekkürler. Bu şarkı benden çok özel birine gelsin. Bir küçük alkış alabilir miyim? Hayat zorlaşınca çıkmaz sokaklarda soluksuz kalınca az önce manadan çıkmaz sokaklarda kaybolunca o zaman şarkı söyle bir daha sevamaz olmaz. Alo. Ay hocam nerede kaldınız acaba? Geliyoruz, geliyoruz. Hüseyin, geliyoruz. Az kaldı. Yoldayız. Tamam. Tamam, hadi merak etme. Tamam, hadi. Hadi bay. Bay bay. Bay, hadi. Hiç rol yapamıyorsun. Ne rolü ya? Oyunculuk sıfır. Tamam, oyunculuk sıfır. Ne yapayım ben? Ne anlarım oyunculuktan ya? Sonuçta Esma'yı tanıyorum. Her sene doğum günüme yeniden şans vermeye çalışıyorum. Doğum günün mü? Evet. Bilmiyor muydun? Bilmiyordum. Ben de kız başka bir şey için hazırlık yapıyor, sürpriz hazırladı falan diye sanmıştım ben. Neyse, sen çaktırma da kız bari üzülmesin. Yemiş gibi yaparsın. Merak etme, her zaman yaptığım şey. Kapayın müziği, kapayın. Geliyorlar. Geliyorlar. Fatih, sen pastayı hazırla. Tamam mı? Tamam. Artçım sen de konfetleri, tamam mı? Ben ışığı kapatıyorum. Herkes, herkes saklansın. Hadi. Ne oluyor lan? Bak söz verdin Eylül. Sürprizi bozmayacaksın. Tamam, sen merak etme. Ben hallederim. Göreceğiz bakalım. Geliyorlar arkadaşlar. İnanmıyorum ya. Herkes gelmiş. Nereden anladın? Yoksa Ali Hoca mı söyledi? Benden kaçmaz. Mutlu yıllar. Hadi hocam.
bu senin için. Aa, teşekkür ederim ya, sağ ol. Seversin ama. Benim sevdiğim abi. Ama çikolatalı olsa daha iyi. Efendim Murat. Komutanım ne yaptın? Söyledin mi kıza bu adli tıptaki meseleyi? Ha yok. Daha söylemedim. Peki benden istediğin yeni bir şey var mı? Yardım edemedim diye huzursuzum. Yok yok. Senin huzursuz olacağın bir durum yok. Ben önce bir babamla konuşacağım. Ondan sonra Eylül'e söyleyeceğim. Tamam, bir ihtiyacım olursa ben seni ararım tekrar. Emin olur komutanım. Kal sağlıcakla. Esma gene yapmış yalnız. Gene. Evet. Bu güzel gecede böyle güzel bir sürprize benimle birlikte eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bravo. Esma. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Ve iyi ki doğdun Eylül. İyi ki. İyi ki doğdun hocam. Evet, şimdi bu gecenin konseptine uygun sürprizi, oyunu, sırası geldi. Aa. Bir oyun var ha? Kızlar. Esma, sürprizler gerçekten bitmiyor sende. Bu akşam ne kadar yapacağız? Ne acaba? Aha, gözlüklü getirdiyse tamam. Esma, gene neler karıştırıyorsun acaba? Şimdi. Ne ki acaba ya? Hayır, hayır. Bak bak, yok. Şimdi. Aşktan korkmam. Aşk acısı beni korkutamaz diyenleri bir adım öne alayım. Bravo hocam. Alo hocam. Sen zaten geliyorsun canım, ev sahibi sayılırsın. Eylül hocam. Bravo Eylül hocam. Yerler boş. Madem öyle, partiye ayak uydurmak lazım. Genç adam. Ama bu durumda ben de geri kalmayacağım herhalde. Madem öyle. ben de acıyı severim, ben de geleyim bari o zaman. Madem öyle, ben de bir şansımı denerim değil mi? Evet. Son yerler. Madem bütün ekip kalktığına göre bize de kalkmak düşer değil mi? Bravo hocam. Gelin hocam böyle. Ya bu sıra hep korkuyor yani, öyle mi? Şimdi hazırsanız oyunu açıklıyorum. Bunu söyleyeyim. Bu ne? Aa, lütfen. Paniğe yer yok. Şimdi oyunu açıklıyorum. Her biriniz birer tane alıyorsunuz. Daha sonra birer tane daha alıyorsunuz. Devam edemeyenleriniz ayranını alıp çekip gidiyor. Kazanan ne oluyor? Kazanan en cesur aşık oluyor ve artık ödülünü kendin verirsin canım. Evet, alın alın, hadi hadi hadi. Hadi bakalım. Hadi, hadi.
Sen yemiyor musun? Ben hakemim, ben yemiyorum. Ben hakemim. Şimdi hazırsanız. 3, 2, 1. Hadi, hadi, hadi. Bu acil. Daha fazla şey. Bu ne? Ben bu acıyı 10 yıl falan çektim, o yüzden bu gecelik gerek yok. Esma, ben bir tane daha yiyemem. Ay, sen aşk acısından korkmasan ben şaşardım tatlış. Daha hızlı, daha hızlı. Ah be Esma. Gel. Oh. Bu gece benim için geldin buraya doğum günü kızım. Ne oldu? Tebrik konuşmalarına mı başlıyorsun? Hayır, konuşmak yok. Seni bir yere götürmek istiyorum. Nereye? Bu sefer dövüşmeden mi geleceğim sence? Benim için fark etmez. Bu dövüşlerin sonu hep güzel bitiyor. Sen seç yani. Be Esma. Aa. Yani şu kadar güzel pastanın üstünü yaktın bizi be. Abi. Sürprizler hiç bitmiyor diyorsun ya. Allah. Ben böyle bir yere ilk defa gidiyorum. Öyle mi? Eğer o meşhur telefonu çalmazsa hepsine bineceğiz. Gel. Nereden başlasam anlatılmaz. Ben pes etsem aç bırakmaz. İmkansızdı ya, gerçek olmaz. Biter sandın, geçer sandın. Sonu kıyamet, kaçılmaz. Sen beni anlat, soranlara sevmemiş gibi yaparsın. Kurtul bu aşktan. Belki de çok yol alırsan sakın sözlerim yolundan alıkoymasın. İyice insan kazanmayı çok seviyorsun değil mi? Herhalde. Belki de çok yol alırsan sakın sözlerim yolundan alıkoymasın. Ey yüce insan sen, mükemmel olana layıksın. Sen beni anlat, soranları sevmemiş gibi yaparsın. Buldun aşktan ya, ardına bakmadan kaçarsın. Sakın sözlerim aklını karıştırmasın. Sen güçlü insan, tek başına da ayakta kalırsın.
kez çocuk gibi hissediyorum kendimi gerçekten. Güzel. Mutlu musun peki? Çok mutluyum. O zaman doğum günü kutlu olsun Eylül Erdem. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. Benim hediyem de çocukluğun olsun. Teşekkür ederim. Yalnız daha bitmedi. Bir sürpriz daha var. Nasıl? Bir yere gideceğiz şimdi. Nereye? Merak etme, seveceğim bir yeri. Tamam artık ya, ben tamam. Ay. Bitti ya, net bitti. Ha, bak. Gel, çok yedi, çok. Al bir tane daha, bir tane daha. Hayır, iyi gelir. Çivi çivi söker, al. Ay devrildi daha gibi biraz çocuk. Biraz ayrı, Alp. Al bak, iyi gelecektir. Alp. Alp, sen beni duyuyor musun? Alp. Duyuyor musun sen? Gitti bu. Alp. 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 Nefes almıyor. Entübe etmemiz lazım hemen. Çabuk çabuk çantamı getir. Peki çabuk, hocam. Çabuk, çabuk. Özgür Hanım. Şurayı hemen düzeltin de. Otur. Tamam, açılın, açılın, açılın. Alp. Gel. Alp. 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 Bak şu sondaki bank var ya, oraya ilk giden kazanır. Tamamdır. Yalnız benim ayağım hala ağrıyor, bilgin olsun, daha tam geçmiş değil. Tamam tamam, ağlama. Yarışmadan duramıyorsun değil mi? Nasıl yüzü gidiyor? Yarışacak birini bulamayınca da kendinle yarışıyorsun devamlı. Aferin, çözmüşsün beni. O zaman başla. Üç, iki, bir, başla. Kazandın. Mutlu musun? Evet. O zaman ben de evet. Bir daha. Okey. Kazanmana izin vereceğim. Demek izin vereceksin, öyle mi? Sevdiğin kadının elini tuttuğu an kalbinin en hızlı attığı andır.